to turn it on. Merhaba arkadaşlar, ben Aziz Kancar. Bugün bir gece vlogu'yla birlikte sizdeyiz. Vlog ile birlikte daha doğrusu. Şimdi şey yapacağım, Hakan Terzi abimin yanına geçiyorum. Kendisi de bir YouTuber. Hem bir tanışacağız kendisiyle, biliyorsunuz kendisi benim intromu yaptı. Hem de saz bağlama falan çalıyor. Hem bir yanına ziyarete geçeceğim, hem de şey yapacağız. Bana birkaç Photoshop ya da video düzenleme programı öğretecek. Onların kurulumunu falan benim bilgisayarıma yapacağız. Yani bu işte en gelişmiş video programı var. Bir tane, ismini vermeyeyim, biliyorsunuz çoğunuz. O programın kurulumunu falan yapacağız. Onunla birlikte daha iyi şeyler olacak. Kendisi de zaten ne zamandır beni misafir etmek istiyordu. Çok sağ olsun. Çok ilgili davrandı. Önce intro yaptı. Sonrasında işte bu tarz şeylerle birlikte kanalı daha da geliştireceğimize inanıyor kendisi. Bakalım artık, inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Her zaman diyorum, bizim abone sayımız, izlenme sayımız arttıkça biz o kadar çok hevesle, hırsla sarılıyoruz bu işe. Neden? Çünkü bizi motive ediyor. Bak, bunu ben de, Nazım da, Fatih abi de hep söylüyor. Siz orada bir like'a basınca biz motive oluyoruz. Siz orada bir fazla abone gelince biz motive oluyoruz. Diyoruz ki bakın, bizim böyle bir kitlemiz var. Daha iyi şeyler yapmak zorundayız. Böyle böyle ilerliyor. İçinde bulunduğumuz araçtan da bahsedeyim size şimdi. C5, Citroen C5. Beni Instagram'dan takip edenler, şimdi Instagram butonu sağdan soldan bir yerden gelecek adresim, bilirler. C5 aldım. Orada aktif olarak paylaşımlarımı yapıyorum. Sorularınıza Instagram'dan cevap veriyorum. Bu C5'i kullanıyorum şu anlık. CR-V satıldı. CR-V'yi sattım. Şimdilik C5 kullanıyorum. Gayet memnunum. Vites geçişleri hariç, vitesi hariç gayet sıkıntısız bir araç. Ve beni fazlasıyla memnun eden bir araç. Böyle hem size bir gece bulunduğum etrafı gezdireyim dedim. Hem de bir vlog yapalım dedim. Konuşalım, genel bir muhabbet edeyim. Boş mu konuşuruz artık, dolu mu konuşuruz? Aralara Hakan abinin şeylerini yükleyeceğim. Müziklerini, kendi yapımı müzikleri var Hakan abinin. Çok güzel gerçekten. Sizlere de kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Kanalının linkini de aşağıda yazacağım. Zaten girin, bence kesinlikle abone olun. Ben aboneyim kendisine ve severek dinliyorum. Sizin de dinlemenizi öneririm. Araya onun da müziklerini koyacağım zaten, ilerleyen ya da önümde geçmiş zamanda koymuşumdur. Koyacağım müziklerini de. Böyle şu an C5'te 80.000'de oldu. 79.000'de almıştım. Kısa bir zamanda 1000 kilometreyi devirdik arabayla. Geziyoruz. İyi kilometre yapıyor. Geçen 100 liralık mazot ile ortalama yaptığı kilometreyi söyleyeyim sizlere. 310 kilometre. 310 küsür, 320'ye yakın bir kilometre yol yaptık arabayla. 100 kilometre mazot ile. İstanbul trafiği, şehir içi Durkan trafiği ağırlıklı. Bana iyi bir değer geldi. Bilmiyorum ama gayet iyi. Yeri geliyor ki ben işe giderken 4. vitese atamıyorum arabayı, biliyorsunuz. Çünkü hep 1-2-3, 1-2-3, 3 nadir bile oluyor çoğu yerde. Bana normal gibi geldi. Yakıtı böyle. Aracın direksiyonun göbek sabit. Ona biraz alışmam sıkıntı oldu. Test videosunda da söylemiştim biraz ama şimdi alıştım. Neyse, araç hakkında fazla muhabbete girmeyeceğim. Çünkü bu aracın sizlere bir adet inceleme videosu gelecek. Test videosu zaten yayında var. Bir adet de bu aracın C5'in kullanıcı, uzun kullanıcı yorumu videosu gelecek. Çünkü tam 1500-2000 kilometreyi bitireyim. Böyle uzun kullanıcı yorumu yapacağım sizlere. Bu uzun kullanıcı yorumlarıyla C5'in
tamamıyla eksileri nelerdir, artıları nelerdir, bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Yani bir test sürüşünden daha fazlası olacak. YouTube'dan birisi yorum yazmış. Hatta adını da okuyayım. Vlogumuzda da adını okumuş olayım. Şöyle de göstereyim. Samet Demirbaş adındaki kullanıcımız yorum yazmış. Yorum yazmıştı daha doğrusu. Ben cevap vermiştim. Biliyorsunuz tüm yorumlara mümkün olduğunca hemen hemen hepsine cevap veriyorum. Cevap veremediğime de kalp bırakıyorum, beğeni bırakıyorum. Sağ olasın abi, çok yardımcı oldun. Takibe devam diye bir yorum yazmış. Çok teşekkürler Samet. Samet Demirbaş da bizim kullanıcılarımızdandır. Dediğim gibi Instagram'dan da takipleşiyoruz. Böyle devam ediyor kanal işleri. Bakalım gerçekten iyi bir tepki alıyoruz. Aşağı yukarı günlük 30-40 bazen 70-80 takipçimizin geldiği oluyor. Bu gidişle büyürsek çok çok iyi yerlere geleceğimize eminim. Benim elimi güçlendiriyorsunuz. Neden güçlendiriyorsunuz? Artık bayilere gittiğimde benim şu kadar izlenmem var. Örneğin şu videoyu çektiğimde 930 bin civarı izlenmem vardı. Benim 930 bin izlenmeli bir kanalım var kardeşim. Bana bir test aracı verin. Ben biraz fazla kilometre yapayım. Benim takipçilerim bu aracı merak ediyor. Bayiye gelemeyen insanlar ya da oturup benim yorumlarımı merak eden, beni kendini otorite olarak gören insanlar bu aracın yorumlarını merak ediyor diyorum. Onlar da mecburen giriyorlar, kanalı inceliyorlar, ediyorlar. Bakıyorlar, aa gerçekten bu kişinin belli bir izlenmesi, belli bir kitlesi var yani diyorlar ve aracı veriyorlar. Yani örneğin önceden 300, 500, 1000, 2000 aboneyken bu tarz şeylerde biraz ya 1000 kişi var nedir falan gibisinden oluyordu. Ama şimdi benim elimi güçlendiriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Her zaman diyorum arkamızdasınız. Sizin sayenizde buralara geliyoruz. Görüyorsunuz bakın saat 20... Yani 8 gibi videoya başlarken ben de sizin için kendimce koşturuyorum, çalışmalar yapıyorum. Gece demiyorum, gündüz demiyorum, video çekiyorum. Sonrasında araba videoları nedir onun adı? Çekildikten sonra o videoların bir de düzenlemesi var. Bir de YouTube'a atma evresi var. Biz hepsine şu an geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Şimdi kuracağı, Hakan abimin kuracağı program gerçekten çok iyi bir program olacak. O programda her şey çok daha güzel olacağını eminim.
Sen de al bakalım. Hadi üşümeyin. Ya bu Suriyelilere de bir yerden acıyorum. Bir yerden de ne bileyim. Allah yardımcıları olsun ya. Kolay bir şey değil vatansız kalmak, topraksız kalmak. Ne diyeyim? Allah yardımcıları olsun. Yani bizim kapımızı çalıyorlar. Cama vuruyorlar. Para isteniyorlar. Ben inanmıyorum hiçbir insan olmanın ihtiyacı olmadığı halde o rezil duruma düşüp dileneceğine. Tabii. Böyle insanlar da var ama bilmiyorum ya. Ben öyle düşünmek istemiyorum. Ben veriyorum, gerisi umurumda değil. Sadakamı her gün çıkmaya çalışırım. Size de öneririm. Sadaka çıkmak iyidir yani. Sadaka her türlü beladan korur. Evet beyler, bahsettiğim gibi Hakan abinin evindeyiz şimdi. Hakan abinin home stüdyosu, kayıt mix, kayıt odası burası beyler. Adam uğraşıyor ya, baksanıza şurana da. Tam YouTuber odası olmuş abi, var ya inşallah abi, YouTuber da olacaksın. Aynen inşallah. Süper oda olmuş ya. Yani sana da böyle bir oda lazım diyeceğim de abi sizin bizim arabanız var. Odayla işimiz yok abi, aynen. Bizim arabada geçiyor zaman. Arabanızla. Hakan abi bahsettiğim gibi bizi... Merhaba arkadaşlar. Müzikleri falan da yapıyor. Intromu da benim Hakan abi yaptı. Nazım'ın introsunu da Hakan abi yaptı. Evet. Sağ olsun bayağı uğraştı yani, Nazım'ızla. Yani elimizin yettiği ve kafamızın da tabii ki biraz öyle çok profesyonel. Abi vlog falan çeksene sen. Ya aslında öyle bir kanallaştım, bomboş duruyor. Vlog falan yani çekebilirsin bence. Hani şu beni çok itici geliyor. Yani aslında itici de değil de hani elimde bir telefon veya bir kamera. Yani. İşte ben de ilk önce alışamıyordum ona, biliyor musun? Dışarıda bir iki tane çektim, Emin önüne falan gittik Samet'le falan. Alıştım sonra, Nazım ya da söyledi, alışıyoruz. Bir kere yaptım ben, hani yolda ben yaptım. Hani dedim dur bir deneyeyim. İnsanlar ondan bakıyor. Ondan sonra şöyle ben geziyorum böyle şimdi, yani hem geziyorum, hı-hı, hem konuşuyorum. İşte karşıda bir tane bir yaşlı bir amca böyle baktı. Oğlum sen ne yapıyorsun dedim. Yani bütün her şey gitti lan dedim. O an yapmıyorum gitti buraya abi. Kadar çat dedim. Çat kapattım yani, koydum telefonu. Doğru diyorsun cebine. Abi. Öyle yani. Vallahi arkadaşlar ben az önce gelirken yolda da söyledim. Hakan abinin kanalı var. O kanalı da videonun altında paylaşacağız. Videoyu bir yerlere de koyarız, kanal şeyini. Gerçekten işinin hakkını veren insan. Ben aboneyim şahsım adına. Sizin de abone olmanızı şiddetle öneriyorum yani. Beklerim Nazım arkadaşlar. Ben sürekli dinliyoruz. Hakan beklerim abinin kanalına arkadaşlar. Da geçin yani. Yani istek türküleriniz de falan yani yardımcı saz olabilir. Falan zaten burada da var, içeride de var. Adam çalıyor. Bağlama mı diyorsunuz abi siz? Evet, biz mi yani, saz diyoruz? Aynen siz saz diyorsunuz. Yani şöyle bir baktığınız zaman hani bir gitar da bir saz. Değil mi? Yani bir keman da bir saz. Ya yani biz... yayla çaldı işte hani yok. Genelde bilmediğimizden falan ötürü oluyor abi ya. Evet. Yani bu divan bağlaması. Hmm. Bu biraz büyüktür. Hani senin boyuna biraz şey yakındır bu. Bayağı büyük abi. Bayağı değil büyük mi? Aynen yani. 1.40 falan var herhalde. Yani 1.30, yaklaşık. 1.40 var. Evet. Aynen. Evet, yaklaşık. Aynen öyle. Yani mesela bu içeridekine gel bakalım beraber. Yani içerideki kısa saptır. Hmm. Yani bu normal yani standart. Yani, standart diyorsun. Evet. Yani bir tane daha vardı ama o tamirde şu anda. O da gelsin. Ya bak mesela yani bunların hepsinin bir adı vardır. Hmm. Ya bunun adı Ağlak, o koca oğlan. Hmm.
Yani o diğerinkinde efsane. Anladım abi, öyle diyorsun. Yani hepsinin bir adı vardır. Çünkü neden dersen... yani bağlamalar benim gözümde bir insan gibidir. Hani şöyle söyleyeyim. Nasıl yani bizde bir kafa, kol, tabii gövde, tabii. Hani bir ayak varsa yani bunlarda da bir gövde, sap, işte yok burgular, teller veya işte yok yani bu üzerindeki yani bu sahne şeyi var. Ama tek bir nokta var, duyguları. Anladım. Yani bunun ses tonuyla onun ses tonunun birbirini tutmaz. Ha. Ben yani, bize ben hepsi mesela, aynı da. Tabii ki. Yani ben bu bağlamayı ben aldığım yerde bunu yapan yani o usta 5 tane yapmış. Ya bunun tıpkısı yani 5 tane adam asmış. Tek tek yani hepsini çaldım. Yani birisi çok farklı yani ayrı bir değer ya. Yani bir diğeri çok çok farklı. Ya bu çok hoşuma gitti benim. Yani bunu aldım ama şöyle bir baktığın zaman yani 5 tane yani aynı renklerde. Yani aynı çizgilerde, yani ebatlarda, aynı kapaklarda bağlama. Ama işte hani duyguları farklı, hani renkleri farklı, hani senin gibi yani boyları farklı. Benim boyuzum. Arkadaşlar dalga geçiyor artık. Diyor ki her arabaya biniyorsun diyorsun, benim boyum 1.95. Ne yapayım abi, uyarmak zorundasın. Vallahi böyle işte beyler. Şimdi biz bilgisayara program filan Hakan abi sağ olsun yapacak, videolarımızı daha çok geliştirmek için Hakan abi aynı zamanda grafik filan işleriyle de uğraşıyor. Evet, evet. O tarz bizim videolarımızda zaten emeği çok büyük Hakan abinin. Bundan sonra da şimdi video programları filan yükleyecek. Daha da iyi yerlere geleceğiz. Hakan abi İnşallah. Sayesinde geliyoruz İnşallah gelsek yani. De yani bunu bilin. Beraber. Hakan abiyi de desteklemeyi unutmayın. Birazdan tekrar açarız. Görüşmek üzere. Merhaba beyler, saat kaç olmuş? 22.39. Şimdi şeyden çıktım, Hakan abinin evinden çıktım. Sağ olsun bizi çok iyi ağırladı. Evinde de bir iki video çektim ettim ama onları da koyacağım. Bizi çok iyi ağırladı sağ olsun. Evinden çıktık, şu an yolda evimize gidiyoruz. Yükledik, programı yükledik ama beklenmedik bir gelişme oldu. Program benim bilgisayarda kastı. Halbuki bilgisayarımda i7 işlemcisi. 2 GB ekran kartı olan bir bilgisayar. Ama benim bilgisayarda neden kastı bilmiyorum. O canımı çok sıktı. Şimdi eve geçeceğiz. Bakalım onunla ilgili bilmiyorum ya, kasa kasa montaj yapacağız video. Orada ön izleme ekranı var ya videoyu düzenlerken, orada çok kastı. Ya o kasmaya devam ettiği halde biz montaj yapacağız. Ya da bilmiyorum ne yapacağımı gerçekten şu an. Yani bir bilgisayar alamam artık. Çünkü o bilgisayarı zaten bu işe başlarken almıştım. Aşağı yukarı 3000 liraya yakın bir para vermiştim ben o bilgisayara. Şu an gidip bir bilgisayar daha alamam. Yani o derece bir yatırım yapamam. Zaten YouTube'a gerektiğinden fazla yatırım yaptığımı düşünüyorum. İkinci kameradır, ses kayıt cihazıdır, birinci kamera, ana kamera, GoPro'dur falan. Bunlara ciddi paralar verdim zaten. Bir daha para şu an için harcamak istemiyorum. Kazandığımızda bir para yok zaten ortada. Yani 900 küsür bir izlenme var ama kazanılan rakam o kadar kötü ki yani. İkinci kameranın şu Xiaomi kamera aldım ikinci, onun parası bile çıkmadı diyebilirim. Her neyse yani böyle, az önce Nazım'la da konuştum. Nazım da yeni bilgisayar almıştı. Onda da kasacaktır büyük ihtimal. O da bir deneyecek ama bakalım. Bilmiyorum yani ya. Sıkıntı yani. Nereden tutarsan sıkıntı. Ama ben şuna eminim. Benim abonelerim, benim kanalımı takip edenler, yani sizler benim videomun yani ben bir kanalı geliştirmek adına yapıyorum ama benim video kalitem ne olursa olsun benim yorumlarımı takip ediyorsunuz. Maksat bir görüntü olsun. Şu an görüntümüzün de çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Lütfen bunun hakkında da bana yorum yapın. Görüntü kalitemiz videolarda, benim yani en azından kendi kanalımın videolarda görüntü kalitesi düşük mü? Yani 1080 olarak izlediğinizde 1080'e 60 izlediğinizde görüntü kalitesi düşükse en azından bana abi görüntü kaliten düşük ya da Aziz görüntü kaliten düşük diye yorum yaparsanız bunu merak ediyorum. Yani görüntü kalitemi merak ediyorum. Benim şahsım adıma ben ve çevremdeki insanlar Aziz kaliten gayet iyi. Yani en azından 1080'de 720'de izlediğimizde çok çok iyi bir kalite alıyoruz diyorlar. Özellikle telefonda falan.
Ama onun için hatta gittim GoPro'ya flash da aldım. Sonra Audi videosunda, Dacia Sandero videosunda vesaire görebilirsiniz. Dediğim gibi bakalım kanal nereye gidecek. Böyle. Şimdi C5 ile düştük yollara. Evimize gidiyoruz. Şimdi E5'i kullandık. E5'ten havaalanı kavşağından Basın Ekspres'e bağlanacağız. Beyler, Basın Ekspres'ten Halkalı'da oturuyorum ben, biliyorsunuz. Halkalı'ya çıkacağız. Şu an uykum da geldi ya. Saat 11'e geldi. Gerçi bu saatte uyumam, daha gideceğim evde hazırlamamı bekleyen videolar var. Siz video bekliyorsunuz. Doblo videosu var. E90 videosu var. BMW. Yani ne bileyim abi ya. Mahcup hissediyorum ya. Ben hani diyorsunuz ya, o tabiri de sevmiyorum. YouTuber tabiri var ya. Ben YouTuber olduğumu da düşünmüyorum. Ben sizden biriyim ama yani o tabirdeki biri olarak ben rahat hissetmiyorum kendimi. Adam oraya yazıyor. Hani bir tane arkadaş var, Doblo videosunu çok beğeniyor, istiyordu. Birisi de vardı, Dacia videosunu çok istiyordu. Bu adamlar oraya yazıyor. Abi ne oldu? Abi ne oldu şu video? Ya inanın şunu size söyleyeyim. Kendimi tuhaf hissediyorum ya. Ya çekmem lazım diyorum ya. Gerekirse bakın, işimden, ailemden fedakarlık yapıyorum. Gidiyorum. Yani o videoyu çekiyorum. Tamam. Ama ne bileyim yani, böyle kendimi rahatsız hissediyorum abi. Benim görevim varmış gibi hissediyorum. Anladınız mı yani? Benim görevim bu. Bu videoyu gidip çekmem lazım bu hafta diyorum. Koyuluyorum o videoyu çekmeye. Yola oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Her neyse böyle. Dediğim gibi şimdi uykum var. Normal şartlarda gidip uyurdum ben. Ama uyumayacağım. Herhalde saat 2'ye kadar filan bir video montajı yaparım. Ayarlamaya çalışacağım. Kurgulamaya çalışacağım. Video montajında ayarlarını falan senkronize edip size güzel bir video atmak istiyorum. We're about to turn it on.